Bu güzel haberi bizzat vereceğim. Eminim o
cesaretimi zarar görmüştür. Ahali canlarını kaybetti. Lakin hepimiz kazandık. Şükürler olsun. Fena halim. Ne vakittir bu birliğe hasretiz Emir Hazretleri. Ticaretimiz tez vakitte eskisinden daha iyi olacaktır. İki obanın hanlı pazarda kurduğu kilimhane işi devam edecektir. Epeyce yol alındı. Bizden istenen 1500 kilim tamamına ermek üzere. Bahar geldiğinde kervanlar gelecek ve ticaretimiz daha da büyüyecektir. Yolların ve hanlı pazarın emniyetinden kardeşim Dündar ve Alper'i sorumludur. Kutluca, bundan gayrı obamızın alp başıdır. O ve Alper'i kaya alplerine emniyet hususunda destek olacaklardır. Ben ömrümü obama adadım. Canımı dişime takarak çalıştım. Babamı, evladımı yitirdim. Kellemi bana atılan iftiraların altına koydum. Aklandım. Lakin görürüm ki sizler Ali Rübey'i seçmek için bu oyunu çoktan kurmuşsunuz. Ben de bu oyunun diyeti olmuşum. Sakin olasın, güvendesin. Mağaraya geldik sayılır. Orada her şeyi anlatacağım sana. Soysuz. Bırak beni. Bırak. Aslan, kurban olayım, öyle davran babana. Haddini bil Ural. Sen Selçuklu emirini
aşikardır Emir Hazretleri. Beylerin bir anda bana karşı durmalarının başka bir izahı yoktur. Ertuğrul Bey'in de bu diyete razı olmasının başka bir izahı yoktur. Seni affetmemin sebebi birliği sağlamaktı. Babalar arasında doğacak husumete engel olmaktı. Şehitlerimin anaları, fedakar hatunları sulh sağlansın diye diyete razı geldiler. Sen bey olasın diye değil. Adaletler durursunuz. Peki benim obadaki hakkım ne olacak? Aliyar kimdir ki benden daha fazla bu vazifeyi hak etsin? Peki Ural! Aliyar Bey sadakatini de liyakatini de ispat etmiş. En az senin kadar bu obaya emek vermiş şerefli bir beydir. Şimdi mağlubiyetini kabul etmek düşer sana. Mağlubiyetini kabul edesin. Benim de sabrımı daha fazla zorlamayasın. Hakkımı helal etmiyorum. O bilinsin. O çok güvendiğiniz, dilinizden düşürmediğiniz adalet elbette celli edecektir. İşte o vakit çavdarlar her şeyi görecektir.
Seni Saadettin köpeğe yar etmem asla. Yar etmem. Beni dinleyeceksin. Allah senden de, obandan da razı olsun Ertuğrul Bey. Suçu nefsinizden üstün tuttunuz. Menzile varmak için haktan gayrı yolumuz yoktur Aliyar Bey. Biz hayır için şerri def ettik. Beyliğin bize güç katacak. Ben de, obam da her daim yanınızdayız beyim. Bundan sonra gücümüz büyüdüğü gibi düşmanlarımız da büyüyecek. En başta da Vasilius olacak. Vasilius bize Ural'dan dahi büyük belalar açacaktır. Evvela ondan kurtulmalıyız. Vakit yaklaştı Aliyar Bey. Fetih günü geldiğinde ne kadar az düşmanla cenk edersek o kadar iyidir. Bizans'ın durumu ortada. İçten içe kavrulmaktalar. Onlar ne kadar zayıflarsa biz o kadar güçlenmeliyiz. Sancağımızı evvela Karacahisar'a dikeceğiz Aliyar Bey. Ondan sonra Söğüt'e kadar uzanan tüm toprakları Bizans zulmünden kurtaracağız inşallah. Lakin henüz Karacahisar'ın fethi için dahi yeterli gücümüz yoktur. Civar Türkmen beylerini de aynı birlik altında toplamamız lazım Ertuğrul Bey. O vakit Karacahisar önümüzde diz çökecektir. Bilirim Aliyar Bey, bilirim. Türkmenlerle buluşmamız yarım kaldı. Lakin şimdi o buluşmayı engelleyen köpek birliği kendi sağlayacak. Emir Saadettin neden böyle bir şey yapsın ki beyim? O fitneyle bize yaklaştı. Biz sulhle onu dize getirdik. Sultanımızın ne vakittir istediği işi başardık. Bizi desteklemekten başka çaresi yoktur. Hatta bu işi bizzat onun tertip etmesini isteyeceğim. Böylece kendi tertip ettiği buluşmaya zarar gelsin istemeyecektir. Ömrüm oldukça yanındayım beyim. Allah şahit ki seninle cenk etmek de, cenk meydanında şehit olmak da benim için şereftir. Adaletten haktan ayrılmayız. Hürriyetten gayrı şiar edilmeyiz. Yolun bahtın açık olsun kardeşim. Amin. Hazreti Ömer Efendimiz Halifeli döneminde bir gün kürsüye çıkmış ve şöyle demiş: ey insanlar, bir gün size adaletle hükmetmezsem bana ne yaparsınız? Ashab kılıcını çeker ve göstererek der ki: vallahi seni kılıcımızla düzeltiriz. Hazreti Ömer Efendimiz duygulanmış. Allah'a şükretmiş. Çünkü bir yanlış olursa onu düzeltecek dostları varmış. Ertuğrul Bey, ola ki bir gün adaletsiz davranırsam sen de beni kılıcında düzeltesin kardeşim. Gayrı menzilimiz bir, şehadetimiz bir, davamız birdir bizim. Levh-i Mahfuz'a kanımızla yazılsın zaferimiz. Zalimleri sustursun hak için gürleyen sesimiz. Gayemiz ne makamdır ne de mülk. İlahi nizam-ı alem, billahi nizam-ı alem. Sağlamadasın. Onlara imkan vermeyesin. Sen merak etmeyesin çobanım. Gayrı
bambaşka bir Ural bulacaklar. Yine evladımız olacak. Yine eskisi gibi güçlü olacağım. Nasıl olacak beyim? Bu işin altında o çok güvendiğin Emir Saadettin var. Acar Bey izni olmadan nefes dahi alamaz. Gayrı güvenecek kimsemiz kalmadı. Hepsinden haberim vardı çoban. Beni kullandı. Verdiği sözü tutmadı. Evvela Emir Saadettin bunun hesabını verecek. Sana
sevdalıyım görmez misin? Hatunum olacaksın. Sen de beni seveceksin, inat etme. Uzak dur benden. Seni asla sevmeyeceğim. Asla sevmeyeceğim. Nefesin sayılıdır bilesin Batu. Alpler çoktan yola düşmüştür bile. Alpler? Saadettin'le konuştum. Çavdar obasının idaresini Ali Yar'a bırakmayacakmış. O halde neden Ali Yar'ın bey olmasına müsaade etti? Bunların hepsi oyunun bir parçasıymış. Beni kurtarmak için anlaşma yapmış. Şimdi ne olacak? Şimdi Emir Saadettin Konya'ya gidince Ali Yar da Hakk'ın rahmetine kavuşmuş olacak. O vakit Ural Bey'im de hak ettiği makama kavuşacak. Sen neden yalnızsın? Niye kimse yok burada? Aslan nerede? Aslan epeydir ortalarda yoktur. Lakin merak etmelisin. Bakması için birini gönderdim. Hanımım, her yere baktım. Lakin Aslan Hatun'u bulamadım. Lakin ne yazık ki gelişiniz destek amaçlı değildi. Ben gereken neyse onu yaptım Ertuğrul.